Motor. Küçükken şöyle bir hayalim vardı, yani bir gün benim de çok madalyam olacak ve duvara asacağım diye çokken hayal kurardım küçükken, ama şimdi var. Bir 10-15 tane madalyam var. Çeşitli gramponlularda alınmış. Mezun olduğum bölümle ilgili bir iş yapmıyorum. Şu an 2015 yılından beri de memur olarak çalışmaktayım. Bir kamu kuruluşunda. Köpek mi var? İşte 90... Bak. Herkese selamlar. Ben Okan. İstanbul'da doğdum. 20 Şubat 1993'te. Samsunluyum. Bir abim, bir kardeşim var. Üniversiteye kadar İstanbul'da yaşadım. Lise ve ilkokulu İstanbul'da okudum. Daha sonra üniversite için Antalya'ya geldim. Akdeniz Üniversitesi'nde radyo, televizyon ve sinema mezunuyum. 2015'te mezun oldum. Daha sonra da İstanbul Üniversitesi uzaktan eğitimde sosyoloji bölümünü bitirdim. Eğitim kariyerim bunlarla sınırlı. Geçirmiş olduğum ufak bir bisiklet kazası sonucu görme yetimin bir kısmını kaybettim. Hemen bir yıl içerisinde de başka bir kaza sonucu sol gözümü tamamen kaybettim. Sol gözüm hiç görmüyor, sağ gözüm o an %50 görüyordu. Bundan yaklaşık 6 yıl sonra o kazadan, 6 yıl sonra da gören gözümle ilgili retina yırtığı ve glokalmada başladı. Bu da benim görmemi iyice düşürdü. Şu an %10 görüyorum, yani %90 görüyorum, engelliyim. O süreçten sonra hayatım birden değişmedi. Yani yavaş yavaş kör olduğum için adaptasyon sürecim de ona göre yumuşak oldu. Bu yüzden bir afallama süreci yaşamadım, ama yine de ilk defa benden başka bir görme engelli gördüğüm zaman o kendi durumumu o zaman idrak etmiştim. Aa, ben de görmüyorum, evet demiştim. Onun dışında herkes gibi görenlerin gittiği liselere, ilkokullara gitmiştim o zamana kadar. İlkokul döneminde 7 ve 8. sınıfı bir rehber öğretmenimin tavsiyesiyle köyler okulunda okumam yönünde olmuştu. O zaman tabii körlüğü de yeni öğrendiğimiz için ne olduğunu, ne olmadığını ben itiraz etmedim, kabul etmiştim o süreci. 2 yıl yatılı kaldığım bir köyler okulu süreci oldu. Bu da benim hayatımın dönüm noktalarından birisiydi. Orada çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Ondan sonra yine lise hayatımdan sonra da üniversiteye geldik vesaire. Eğitim hayatım bu kadar yani. Tabii ben hayatımdaki dönüm noktalarına çok önem veririm. Bisikletle tanışmam da benim için dönüm noktalarından biri oldu tabii. Yani bütün çocukların hayalidir bisiklete kavuşmak, bisiklet sürmek, bisiklet sürmeyi öğrenmek ve iki tekerli bisiklet kullanmak her çocuğun hayalidir. Benim de hayalimdi, ama bana bisiklet sürmeyi kimse öğretmedi. Böyle ufak bir ayrıntı var. Nasıl oldu derseniz de, yani kendime ait bisikletimin olmadığı dönemlerde komşu çocukların bisikletlerini çalardım. O dört tekerli bisikletlerini çalardım. Yani ödünç alırdım. Sürüp sonra geri bırakırdım, ama o bilirsin de iki küçük teker yamuk olur genelde. Dengede duramazsın. Ya sağa yatar ya sola yatar ve ses çıkartır. Ben de o sesi duymamak için bisikleti daha dengede tutmaya çalışırdım. Bu sayede düşmeden iki teker sürmeyi öğrendim. Bu benim için enteresan bir süreç. Yani nasıl öğrendiğimi bu şekilde hatırlıyorum. Kimse bana şu şekilde süreceksin dememişti. Tabii yine bisikletle ilgili bir kaza geçirdikten sonra ve görme eğitimi daha da kaybettikten sonra bisiklete ara vermek zorunda kaldım. Uzun yıllar bisiklet kullanamadım. Kullandıysam da yine gözetim altında ve kısa mesafeler, gündüz turları, çok kısa mesafeler. Bunlar da tabii yetmiyor, ama en azından bisikletle yine bir şekilde bağım devam ediyor. Önemli olan buydu. Uzun ara verdikten sonra üniversite yıllarına kadar aslında ciddi bir bisiklet sürmeme dönemi geçirdim. Üniversitede de kampüs içerisinde trafiğe kapalı alanlar olduğu için yine bazı sürüyorduk arkadaşlarla, ama yani bir kafese konulmuş gibisin. 2019 yılında Eş Pedal Derneği ile tanıştım. Bu Eş Pedal Derneği ile tanışmam da benim için çok güzel bir dönüm noktası oldu. Bisiklet ve özgürlük aynı cümlede, bu iki kelime aynı cümlede ilk defa benim için kurulmuş oldu. Yine Eş Pedal tanıtım günleri kapsamında Antalya'ya gelen birkaç arkadaş vardı Eş Pedal Derneği ile beraber gelen. Onlarla kontak kurduk. Tandemle ilk deneyimimden sonra dedim ki tamam, bu iş bana göre, ben bu işi yapmalıyım. Antalya'da da bu işi geliştirmeliyim dedikten sonra bir takım girişimlerimiz oldu ve
Antalya'da tandem bisiklet sürmeye başladık 2019 yılından itibaren. Fakat yine girişim hızlı oldu yani bu bisiklet sektörüne, tandem sektörüne. Tanıştığımın ertesi ayı Eskişehir'de bir bisiklet festivaline katıldım. Bu benim için ilk bisiklet festivali deneyimiydi. Aynı zamanda da ilk kamp deneyimiydi. İkisi aynı anda kulağa çok müthiş geliyordu. Yani çok heyecanlanmıştım. Eskişehir'de daha önce bulunmuştum ama bisikletle ve tandemle ilk defa bulunacağım ve ilk defa kamp yapacağım. Antalya'nın Haziran ayındaki sıcağını bilirsiniz. Buradan olduğu gibi gittim tişörtlerle, şortlarla. Eskişehir'de bayağı üşümüştüm geceleri. Yine tandemi de ilk defa bu kadar uzun soluklu sürdüğüm için Eskişehir'de acayip şekilde yorulmuştum. Hatta dizlerim ağrımıştı. O kadar kontrolsüz güç vermişim ki. Dedim herhalde yapamayacağım ben bu işi. Bu benim ilk ve son deneyimim de olabilir demiştim. Üst üste 3 gün, 4 gün sürdükten sonra festival kapsamında kendimi daha iyi hissetmeye başladım ve iyi ki buraya gelmişim dedim. Yine başlangıcım Eskişehir'de olduğu için de çok şanslıyım. Oradaki dernek de mükemmel bir organizasyon çıkarmıştı. Yine Eşpedal'la tanıştıktan sonra tabii Eşpedal'ın geleneksel yaz kampları oluyor. Onlarla beraber Balıkesir'de kamp yaptık. Samsun'da, Ordu'da kamp yaptık. Bunlar benim en uzun soluklu tandem deneyimlerim aynı zamanda. Günde 100 kilometre yaptığımız zamanlar da oldu. 1000 metreye tırmandığımız günler de oldu. O yüzden çok keyifli zaman geçiriyorum Eşpedal'ın kamplarında özellikle. Yine 2022 yılında da TFS'le tanışmış oldum. Ki onlarla tanışmam da bence dönüm noktası. Çok güzel bir etkinlik düzenliyorlar. Çok güzel etkinlik düzenliyorlar. Çok koordineli ve aksamadan süre gelen bir etkinlik olduğu için, etkinlik içerisinde de iletişim güçlü olduğu için orada da mükemmel keyif aldık. Ordu Festivali ile tanışmıştık işte TF Festivali ile de. Yine ilk kez hayatımda bir yayla tecrübesi yaşadım. Onu yine TF Fest sayesinde yaşadım. Ordu'nun Çambaşı Yaylası'na çıktık beraber. Yaklaşık 1000 metreden fazla araçlar çıktıktan sonra orada seyrettik işte yaylaların o insansız ve mükemmel doğasıyla beraber. Bence çok otantik bir turdu benim için. Hayatımın en unutulmayacak turlarından biriydi bence. Çünkü hem o kadar yüksektesin, hem o kadar sis bulutların arasındasın. Gerçekten hem korku filmi gibi, hem bir gizem dolu, hem heyecan verici. Yani hayatımın en unutulmayacak turlarından biriydi gerçekten. Seviyorum yani o turu, unutamıyorum. Yine Eşpedal'ın Antalya'da temsilciliğini yapıyorum. Burada da bir takım yerel kuruluşlarla ortak işler yapıyoruz. Haftalık düzenli turlarımız var. Doğa turlarına çıkıyoruz. Görme engellilerin paralimpik branşı olarak tandem bisiklet aslında 1980'li yıllardan beri var olan bir branş, var olan bir dal, spor dalı. Ama Türkiye'den çok katılım yok. Ne yazık ki yok. Bunun için hem dernek olarak hem bireysel olarak bir öncülük yapabiliriz diye düşünüyoruz. O yüzden Türkiye içinde yapılan tüm amatör bisiklet yarışlarına katılmaya çalışıyoruz. Bu yine 2020 itibariyle ilk Grand Fondo yarışımı Antalya'da deneyimlemiştim. Yine benim ilk tandem festivalim gibi, ilk bisiklet festivalim gibi gene bir acıyla sonlanmıştı. Çok antrenmansız ve hazırlıksız gittiğiniz için yarış sizi o kadar yormuştu ki yani bir daha yarışa katılmam ile sonuçlanmıştı benim için tabii ama yarış bittikten sonra yorgunluk geçtikten sonra bir sonraki yarış ne zamanmış diye tekrar bakmaya başladım takvime. Çünkü yarışmanın da tadı çok ayrıydı benim için. Hele rampa çıktıktan sonraki o inişlerde bisikletin tekerinin yerden kesildiğini hissettiğiniz o anda böyle uçma hissiyatıyla sürdüğünüz o anda dedim ki tamam bu benim için ideal bir seçenek yarışmak. Ama bunun için tabii hem kondisyonlu hem antrenmanlı hem de bisikletinizin biraz daha iyi olması gerekiyor ki pilotunuzun da iyi olması gerekiyor. Bunu da hemen ikinci yarışımda çözmüş oldum. Daha iyi bir pilotla, daha iyi bir tandemle, hatta yarış tandemiyle Bursa'da Bursa Grand Fondo'ya katıldık. Orada bir birinciliğim var. Ekip arkadaşımla beraber almış olduğum bir birincilik tabii. Tek başına gelen bir birincilik değil ama iyi çalışmanın, iyi bisikletin ödülünü orada almış olduk. Yine sonraki yarışlarda da çeşitli podyumlar gördüm, çeşitli dereceler aldık. Benim için en unutulmazı tabii ki Bursa'ydı. İlk birinciliğim ve ilk madalyamdı. Küçükken şöyle bir hayalim vardı yani bir gün benim de çok madalyam olacak ve duvara asacağım
diye çok kendi hayal kurardım küçükken ama şimdi var. Bir 10-15 tane madalyam var. Çeşitli Grand Pondo'larda alınmış. Sadece katılım madalyası olan da var. Derece olanlar da var. Saklıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Çünkü bir şeyler yapıyorum ve bunun karşılığını alabiliyorum. Ben bisikletle bunu hissediyorum. Ve daha adil bir spor branşı olduğunu düşünüyorum. En azından görme engelleri için. Yani sıradan bir insana sorsanız belki hiçbir şey ifade etmeyebilir. Bisiklet sürmeyi çok seven birine sorsanız 1000 tane cevap verebilir. Benimki de bu sıradan ve basit şeyler olabilir ama bunu gerçekleştirmek, sürekli hale getirmek, sürekli bisiklet üzerine bir A noktasından B noktasına gitmek benim için böyle inanılmaz bir rehabilitasyon gibi. Böyle bir arınma gibi diyelim. Örnek veriyorum, gündelik yaşamınızın o kasvetinden, o efendime söyleyeyim yorgunluğundan, hani iş stresinden, aile stresinden, her şeyden bir nebze böyle soyutlanmak, uzaklaşmak hissiyatı veriyor bana. Bisikletin üstündeyken. Kendimle baş başa kaldığımı hissediyorum. Kendimle baş başa kalmadığım anlarda zaten pilotunla beraber hep iletişim içinde olduğumuz için yine kendimi bisiklet üzerinde böyle ayrı bir dünyada gibi hissediyorum. Yani daha az sorun, daha az tasa, daha az kaygı, daha çok mutluluk. Benim için bisikletin üzerindeki duygular bunlar. Daha önce de dediğim gibi %90 görme engelliyim, yani %10 görüyorum. %10 görmek aslında ifade edilmesi çok zor bir oran. İfade edilmesi çok zor bir oran çünkü ışığa göre, konumuna göre çok farklılık gösterebiliyorsun ne kadar gördüğün. Bazen her zaman gördüğün şeyi göremiyorsun. Bazen hiç görmediğin şeyi, dikkat etmediğin şeyi o an görüyorsun. O yüzden bunu tarif etmek zor ama bisiklet üzerindeyken de o az olan görmeyi en verimli şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Tabii yine uzakları göremediğimiz için, uzak mesafeleri daha puslu, daha detaysız gördüğümüz için bu noktada pilot arkadaşımızın bize betimleme yoluyla aktardığı ifadeler var. Yani kendi düşüncelerini belki aktarıyor ama kabaca orada gördüğü kareyi anlatıyor bize. Biz de kendi hayal dünyamızda veya o gördüğümüz yerlerdeki esneklikleri betimlemeyle tamamladığımız zaman aslında yani normal gören birinden daha farklı açılarla gördüğümüz de oluyor bu sayede. Çünkü yorum üzerine yorum katıyoruz. Aslında bakarken dikkat etmediğin şey başkasının daha dikkatli bakmasıyla, daha dikkatli anlatmasıyla, betimlemek için daha dikkatli bakıyor dolayısıyla daha aslında görülmeyen detayları beraber açığa çıkartıyorsunuz. Ki betimleme de, betimleme yapan arkadaşlarımdan da bunu çok duyuyorum. Aslında normal tek başıma bisiklet sürsem hayatta oraya bakıp onun oranın o karenin tadını almazdım diyen çok var. Ama bana anlatma sorumluluğunu taşıdığı için kendi içinde, zorunda değil tabii ki, etrafına daha dikkatli bakıyor ve daha detaylı şekilde aktarıyor. Yani bu da benim etraftaki olan bitene karşı olan hassasiyetimi arttırıyor tabii ki. Görme engelli birinin bağımsızlığını kazanması öncelikle kendi içinde başlayan bir süreç. Daha sonra ailesinin izinlerinin alınması, izninin işte gerçekleşmesiyle devam eden bir süreç. Daha sonra toplumun baskısından sıyrılarak daha sonra da toplumun baskısından kendini koruyarak devam eden bir süreç. Aslında çok uzun bir süreç de daha kısa kesiyorum. Daha bağımsız olmak için önce kendini aşman gerekiyor. Bu konuda da ailenin ilk zaten desteği size aileniz verir. Benim ailem bu konuda inanılmaz destek oldu. Hiçbir zaman bana hani içgüdüsel olarak tabii ki oğlum gitme, oğlum erken gel gibi telkinlerde bulunsa da annem, özellikle annem. Hiçbir zaman bana oğlum gitme, kesinlikle gidemezsin değil de oğlum git ama dikkat et. Genelde bu yaklaşımla bana geldikleri için ben de onları her zaman rahat bir şekilde uğurladığım için evden, merak etmeyin bir şey olmadı, her şey yolunda gibi. Eve de tek parça döndükten sonra zaten o her seyahatten sonra bir Z raporu veriyorsun eve. Şöyle oldu, böyle oldu ki bunlar daha ilk bağımsızlık adımlarımı attığım dönemlerdeki durumlar. Şimdi zaten haber vermeyi bırak. Herhangi bir şehirde oluyorum. Annem arıyor. Neredesin? Anne ben Ankara'daydım ya, söylemiyorum. Yani oraya doğru evrildi zaten bu süreç. Ki bu konuda bana köstek olmamaları bile en büyük destekti. Bu yüzden ailemi ben her zaman bu konuda takdir ederim ve anlatırım. Bu tarz problemler yaşayan genç arkadaşlarım özellikle. Rahat olmak lazım. Yani bugün senin yanında koruyucu meleğin olabilir
annen, baban, abin, kardeşin, herkes olabilir yanında. Ama yarın onlarsız devam edeceksin bu hayata. Bu da hayatım gerçeği. Zaten bu yüzden Antalya tek yaşama kararımı da belki ben bu yüzden aldım. Yani ben de anne yemeklerini çok özlüyorum. Yani onların o konforu yaşamayı çok isterdim. İstiyorum. Bazen istiyorum ama. Yani kendi başına ayakların üzerine kalabilmek daha önemli. Ve ben bunu yapabiliyorum. Nokta. Bisiklet üzerindeyken aslında bisikletle yaptığım hıza göre ne düşündüğüm, ne hayal ettiğim değişiyor. Daha yüksek hızla giderken gözlerimi kapatıyorum genelde. Böyle bazen ellerimi de bırakıyorum. Arkada oturmanın en büyük avantajı o zaten. Ellerini bırakıyorsun, açabiliyorsun. Böyle bir içine mutluluk doluyor. Yani anlatamayacağım ama o mutlulukları ifade edilemez belki o kelime ama böyle... Ya hiçbir şey düşünmeyerek o kadar rahatlıyorsun ki, o kadar sana ilaç gibi geliyor ki yani o his. Bitmesini istiyorsun tabii ama yokuş bitince o da bitiyor tabii yani. Tekrar mesela rampa çıkarken o kadar yavaş çıkıyorsun ki, saatte 3 kilometre, 4 kilometre hızlara düştüğün çok dik rampalar oluyor. Orada da yine kendini sorgulama şansın oluyor. Ben neden buradayım diyorsun. Neden bu bisikletin üstündeyim diyorsun. Neden şu an buradayım diyorsun. Neden bu yokuşa çıkıyorum. Biz ne yapıyoruz burada? Yani bu tarz soruları sormanın aslında kendini geliştiren yanları da var. Yok değil tabii. Cevaplarını kendini tatmin edecek seviyede vermen yeterli. Ben bisiklet üzerinde olmayı seviyorum. Çünkü kendimi orada en iyi ifade edebildiğimi düşünüyorum bazen. Bir enerji vermen gerekiyor ortaya. Bir enerji koyman gerekiyor. Ben bunu bisiklet yoluyla tercih ediyorum ki. Yani bu benim için geçerli olan sebep. Öte taraftan yine başkalarına örnek olabildiğin durumlar da oluyor. Hep derler ya işte engelliler evden çıkmıyor. Daha az hareket ediyorlar, daha pasifler. Aslında öyle bir şey yok yani. Hani isteyen zaten dışarı çıkıyor ve daha iyisini yapıyor. Ben iyiyim ama benden daha iyisi mutlaka var. Var yani, görüyorum çünkü. Biz de her zaman daha iyisini yapabilmek için çıkıyoruz zaten. Güç veriyoruz, ortaya bir emek koyuyoruz. Kimi bunu başka bir branşta, başka bir spor dalıyla, başka bir etkinlikle yapıyor. Belki masa başında yapıyor, belki öğretmenlik yaparak yapıyor. O bilgi aktarımını, o bilgi aktarımıyla gerçekleştiriyor belki. Kimi sportif faaliyetlerle yapıyor. Biz sokaktayız yani. Hayatım bir fotoğraf albümü olduğunu düşünüyorum. Ve bu fotoğraf albümündeki o güzel resimleri siz istediğiniz gibi doldurabilirsiniz. Buna özen göstermeniz, buna dikkat etmeniz gerekiyor. O yüzden ömrünüzün bugünden itibaren kalan hayatını daha iyi bir şekilde, daha başarılı bir şekilde geçirmek için en azından bugün bir adım atmayı deneyin.